Herkese günaydın. Bugün 16 Ocak 2018. Ben şu an İstanbul Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e gidiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Florya'dan Sabiha Gökçen'e bilet almıştım bir ay önce. Şimdi onun yolculuk videosu tarzında bir şey çekeceğim. Vlog olacak bugün. Nasıl gideceğimi göreceksiniz sizler de. Öncelikle 5 yola geçeceğim. Sınavlarım bitti. Evet, bulunduğumuz yerden metrobüse giden ring servisimiz var bizim. Kalmış olduğumuz yerde burası. Şöyle gösterelim. Buradan Sabiha Gökçen'e öncelikle 5 yola gideceğim. Buradan Uzunçayır. Uzunçayır'dan Sabiha Gökçen. Evet, Hatice Kavlaman'ın dibindeyiz. Orada kalkan uçaklarının sesini duyabiliyorsunuz. Benim sesim birazcık cızırtılı geliyor olabilir. İlerleyen şeylerde, dakikalarda yaka mikrofona geçmiş olacağım. Şimdi 5 yola doğru hareket edelim. Uzunçayır'dayız. Şimdi otobüslerle 11 durağına gideceğim. Oradan da Sabiha'ya için devam edeceğim. Uzunçayır'dan alt tarafa doğru çıktığınız zaman otobüs durakları var. Bu otobüs duraklarından Sabiha'ya giden E11 adlı numaralı otobüse bineceğim. Şu an saat 9. Biz tam bir saatte 5 yoldan buraya geldim. Herhalde bir saatte buradan oraya doğru giderim diye tahmin ediyorum. Otobüs durakları, evet, dolmuş durağının arka tarafında. Şöyle sağımıza solumuza bakalım da ezilmeden devam edelim. Farklı bir deneyimdi benim için. Ben de dedim çekeyim bunu. Madem gidiyoruz dedim siz de görün. Öncelikle şöyle başlayalım. Sabiha Gökçen küçük bir havalimanı Atatürk'e göre ve normal klasik bir kalkış pisti var uçaklar için. Şimdi birinci kontrol noktası var. Birinci kontrol noktasında klasik olarak işte üst başlarınızı çıkartıyorsunuz. Elektronik cihazdır, saate, küpe, telefon vesaire. Bunları bir kutuya koyup X-ray cihazından geçiyor. Siz de kendiniz X-ray cihazından geçiyorsunuz. Buraya herkes girebiliyor. İkinci kontrol noktasında ise sadece biletli yolcular devam edebiliyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu belirtici bir videoydu. Hani rehber bir videoydu. Saat 8'de çıktım ben 5 yoldan. 8-10 geçe 5 yol metrobüsten çıktım. Şu an saat tam 10'u 5 geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere. 10'u 5 geçiyor. Bu, ayrıca 1-2 saatte tamamen buraya geldim. Bu videoyu şöyle çekiyorum. SCDH kalitesini merak ettim cidden. Gece, yani sabaha karşı çıktığım için karanlıkta nasıl çekiyor. Neyse, çok konuştum yine. Yavaş yavaş isterseniz içeri doğru geçelim. Evet, Bodrum'a gidince ne yapacağım diye soracaklar olacaktır mutlaka, ya da merak edenler. Bodrum'da yeni bir video serisine giriyoruz, öyle diyeyim. Roket yapacağız. Katı yakıtlı roket. Bunların işte paraşütleri olsun, yanma sistemleri olsun, işte karışımın yapılımı. Bunlar hakkında da video çekeceğiz bol bol. Takipte kalın. Evet, şimdi batı girişinden giriyorum. Evet, batı girişi. Kontrol noktaları şurası oluyor. Burada bordlar var. Şurada gördüğünüz gibi. Burada hangi uçağın ne zaman kalkacağını görüyorsunuz. Var. Türk Hava Yolları'nın bankoları var. Anadolu Jet'in var. Benim Anadolu Jet'in, onu bakacağım nerede. Tam hatırlamıyorum burada. Biz de o sırada etrafa bakmış olursunuz. Pegasus yazıyor gördüğünüz gibi. Bütün videolarımdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın, Anadolu Jet burada. Çünkü daha güzel ve daha fazla vaktim var. Daha rahat. Atatürk çok kalabalık, video çekmesi çok zor oluyordu. Evet. Şimdi buradan atabilirim rahat rahat. Birinci noktadan geçtik, ara noktasından. Buradan check-in işlemlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arka tarafta insanlar sıraya geçiyor. Check-in işlemleri için sıradalar. Burada kimliğinizi veriyorsun. Kimliğinizden işte koltuk numarası otomatik olarak zaten oluyor. Online check-in yaparsanız önceden istediğiniz koltuk numarasına oturabiliyorsun. Buradan biletinizi aldıktan sonra ikinci noktaya geçiyorsunuz. İkinci ara noktasına. Oradan da bekleme salonlarına geçiyorsunuz. Bakın. Cihazlar çalışmıyor ama. Gideceğiniz yeri seçiyorsunuz. İşlem yapıyor şu an. Bagajım yok. Buradan alttan biletimi alacağım. İsmim geldi. Sancar Kısaoğlu. Devam diyorum aşağıdan. Koltuk renklerini yürüyoruz. Zaten bakın orada da arkadaşlar var. Yardımcı olacak. Onlar size yardımcı olabilir. Şu telefon kalitesini kameradan daha çok hoşuma gitti ya. 24 çift sayı dedim. Öyle bir şeyim var. Devam diyorum. Bakın 24 FS'ye çıktım. İşlem devam ediyor. Evet, bakın aşağıdan biletimiz geldi. Bu şekilde almış oluyoruz. Çatlar yolda cü girişi.
Hiç bu kadar uzun solukta havalimanında video çekmemiştim çünkü benim de çok hoşuma gitti yani. Üst başı çıkartıyorsunuz dediğim gibi burada. Şimdi ben de çıkaracağım telefonu, o yüzden çekim yapamayacağım. Size uçakları göstereyim. Anadolu Jet'in, Pegasus'u. Geçen de Pegasus'un uçağı düşmüş yani Trabzon'da. İndikten sonra bak kalkan bir tane uçak. Bakın bu da bir uçağın ikinci, artık en son uçağa bineceğiniz yer, ikinci değil, hatta üçüncü geçeceğiniz. Burada biletlerinizi veriyorsunuz, okutturuyorlar. Çok güzel oldu şu an. Raylarda gidiyorum. Bu şekilde olduğunuz, mesela 200 demiş, 200 de Ağanoğlu kapısından bekleyip geliyorsunuz. Ablacığım bir tutarsam bir şey anlatacağım. Geldik. Merhaba. Evet, koltuk numarası yukarılarda yazıyor. 23-24F. Şu an yaptığı normal filmlerdeki gibi gözlüğü takıyor. Baktığı zaman ve evet, şu anda bakıyor. İşte herhangi bir hakkında suç işlem, herhangi bir dosya sabıkası falan bir şey var mı? Her şeye bakıyor. Plaka için de geçerli bu. Aynı zamanda yeni teknoloji. 2 hafta oldu işte bunun ortaya çıkalı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Güzel bence, herkes dolursa çok daha hızlı bir şekilde kontroller yapılabilir. Küçük Afacan. Küçük Afacan. Cihan merhaba. Evet, videomuz bu kadardı. Rehber güzel bir videoydu. Kavuştuk ama şu an şey yapamadık. Aynen, kemerimi bağlayacağım birazdan. Videoya beğenip kanalıma abone olmayın. Anlamadığınız yerler varsa yorumlar kısmından yorum atabilirsiniz. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, kendinize iyi bakın. Bye bye.